İşletme mühendisi kendimi geliştirebileceğim yani bunu kendimi Tamam, geliştirme tamam. potansiyeli. Kes. Sakin. İşletme mühendisliği kendimi geliştirebilme potansiyeli olan bir Olacak, ahkaca olacak, olacak. Tamam. olacak, olacak. İşletme mühendisliği kendimi geliştirme potansiyeli olan bir diyemiyorum. Of, bu kadar zor olmamalıydı bence bu video. Tamam. İşletme mühendisliği öğrencisiyim. 2017 girişliyim. Ben 2017 girişliyim. 17 girişliyim. 2017 girişliyim. İşletme mühendisliğini ilk başta babamdan duymuştum. Çünkü kendisi de bu alanda çalıştığı için kendisi bana önermişti. Aslında sene başında aklımda işletme mühendisi hakkında çok fazla bir bilgi yoktu. 14 girişli bir işletme mühendisliği öğrencisiyle konuştum tercih döneminde. Bana işletme mühendisliği hakkında bilgi verdi. Bölümü anlattı, dersleri anlattı. İşletme mühendisliğini nereden duydum? Üst dönemlerimden gelenler vardı. Ben de ilk başta ne olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ama sonra hani merak ettim falan, araştırdım biraz. Araştırdığımda şunu öğrendim. Bana bir sürü fırsat, ufkumu genişletip bir sürü fırsat sunacağını bildiğim için işletme mühendisliğine geldim. Hem mühendislik dilinden anlayan hem de işletmeci dilinden anlayan kilit taşı pozisyondu bana göre. Finans sektöründe de tanınan ve rağbet görülen bir bölüm olduğu için seçtim. Ve bölümün artıları gerçekten çok fazla. Hani bir karışık pizza gibi aslında. Mühendislik açısından havuz derslerinde belli başlı işte fizik, kimya, matematik, bunları zaten bütün mühendislikler alıyor havuz derslerini. Bu konuda gerçekten hani analitik düşünme becerisi olarak çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Çünkü biz yönetim yapacağız. Yani köprü sağlayacağız finansla hukuksal bağ, insan kaynakları arasında. Bu konuda gerçekten bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Öncelikle seçme nedenim gelecek vadeden bir meslek olması ve çok yöne kayabilecek bir meslek olması. Bankacılıktan reklamcılığa, lojistikten bilişime her türlü iş sektöründe iş bulabileceğim için düşünmüştüm ilk başta. İşletme mühendisliğinin tanımı konusunda çekincelerim vardı. Hani çünkü bir işletme var, bir mühendislik var. İşletmenin de mi mühendisliği olur tarzında insanların sorularıyla falan karşılaşıyordum. Ben küçüklüğümden beri hep insanları ve sistemleri yönetmekten hoşlanıyorum. Bu tarz ideallerim vardı benim. Bir topluluğu idare edebileceğimi düşündüm. Tek bir alana yönelmek istemedim. Hani daha genel bir alan olduğu için işletme mühendisliği de ne bileyim işte klasik laf hani her dersten var, her yerden var falan filan. Bana uygun geldi açıkçası ve hani buraya gelince daha da geniş tanımlarını öğrendim ve bana gittikçe daha da çok uygun olduğunu fark ediyorum zaman geçtikçe. İşletme mühendisliği kendimi geliştirme potansiyeli gördüğüm bir alan. Bu yüzden de seçme gereği duymuştum. Çünkü bir yerde tıkılıp kalmak yerine sürekli kendimi geliştirmek isteyen birisiyim. Ve sürekli kendimi geliştirebileceğim bir sürü alanda ders göreceğim. O yüzden seçmiştim. İşletmeden farkı ne işte? Nasıl desem? Siz ne yapıyorsunuz gibi soruları gerçekten çok karşılaşıldığını da gördüm. O yüzden duymadığımı tahmin ediyorum. Tercih etme sayısı da gerçekten hani özel olarak bilinçli tercih olduğu için sayısı biraz az. Ve işletme mühendisliğinin çıkışı Avrupa'ya dayanan bir bölüm. Bu da benim işletme mühendisliğini seçmemde önemli bir etken oldu. Çünkü işletme mühendisliği bütün dünyada tanınan bir mühendislik. Ülkemizde fazla bilinmemesine karşı dünyada tanınabilirliği yüksek olduğu için ileride de yurt dışı hedefi olan insanların tercih etmesi gereken bir bölüm.